Kanal Antalya Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün gelişen haberlerini sizlerle paylaşmak için karşınızdayız. İlk haberimize geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Ana haber bültenimizin hemen sonrasında saatler 21'i gösterdiğinde Kanal Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Demirkaya soruyorum programında sizlerle birlikte olacak. Ve efendim bugün son derece önemli konukları var. Bildiğiniz gibi bölgemiz turizm açısından son derece önemli bir bölge. Turizm üzerine son derece önemli detaylar bu programda konuşulacak. Peki programda kimler var? Hemen paylaşalım. Efendim ATSO Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cahit Şahin, Rehberler Odası Başkanı Sayın Hayati Korucu, Şoförler Odası Başkanı Sayın Mehmet Ali Kalkan ve AKTOP Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selçuk Akıltopu programda canlı yayın konuğu olacak. Son derece önemli soruları, cevapları bu program içeriğinde bulabileceksiniz. Sakın kaçırmayın diyor ve günün gelişen ilk haberine geçiyoruz ve bir turizm haberiyle başlıyoruz. 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistin ağırlandığı Antalya'da 2019 yılı için konulan 15 milyon yabancı turist hedefi son rezervasyonlar ve turizm fuarlarındaki ilgiden sonra 16 milyona çıkarıldı. Hatırlayacağınız gibi Kasım 2015'te G20 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Belek, Antalya'nın dünyaya açılan yüzü konumunda. Belek Turizm Merkezi'nin kış mevsiminde 8 bin civarında olan nüfusu yaz ayında yerli ve yabancı turist hareketiyle 2 milyona kadar ulaşıyor. Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya, 640 kilometrelik sahilinde dünyada en çok mavi bayrağa sahip plaj sayısı ve tertemiz deniziyle geçen yılki turist sayısıyla rekora imza attı. 2018 yılında ziyaretçi sayısı açısından Paris ve Londra'dan sonra dünya üçüncüsü olan Antalya'nın turizm merkezlerinden Selik ilçesine bağlı Belek bölgesi, kentin en gözde tatil tesislerinin sınırlarında barındırıyor. Kasım 2015'te G20 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Belek, Antalya'nın dünyaya açılan yüzü konumunda. 12 ay boyunca turizmin hız kesmeden devam ettiği Belek ve Kadriye Oteller bölgesinde golf, futbol, kongre turizmi büyük ilgi görüyor. 50'ye yakın tesisin yer aldığı bölgede yaz aylarında doluluk oranları da %100'ü buluyor. Kış aylarında durgun geçen sezona karşın yaz aylarındaki doluluk nedeniyle Belek bölgesinin 8 bin olan nüfusu bir anda 2 milyonu buluyor. Bu rakamla Türkiye'nin birçok ilinden daha kalabalık bir yaz mevsim geçiren Belek Turizm Merkezi'nde yeni sezon öncesinde altyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Tabii 12 ay turizm sezonunun yaşandığı bir bölge. Turizm çeşitliliği bölgemizdeki golf, futbol, sporun farklı alanları, aynı zamanda toplantı ve kongre. Çünkü bölgemizde 15 tane golf sahamız var, 50'nin üzerinde futbol sahası, 300'ün üzerinde toplantı kongre salonu ile birlikte çok farklı alanlarda hizmet verebilmekte. Buna yönelik üyelerimizin bizden elbette yol, kimi zaman tabelalarla ilgili bölgenin aklınıza hani gelebilecek her türlü konuda arayıp çok farklı talepleri iletebiliyorlar. Bunları biz de elimizden geldiğince bölgeye katkı sağlamak adına yerine getirmeye çalışıyoruz. Bölgemiz yıl geneli itibariyle 1 milyon 700 bin civarında misafir ağırlamaktadır. Bu misafirlerin yaklaşık %80'ini yabancı misafirler oluşturmaktadır. Bu yabancı misafirler içerisinde Rus misafirler, hemen arkasından Alman misafirler, sonrasında İngiliz ve özellikle Avrupalı misafirler önemli yer tutmaktadır. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, turizm acentelerini, kruvaziyer ve uçak destekleri kapsamında 2018 yılı içinde verilen toplam destek miktarının 1 milyar 149 milyon lirayı bulmasına rağmen sektörün sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi. Budak, acentelere verilen desteğin önemli olmakla birlikte asıl yükü çeken ve istihdam sağlayan otellerin de özel desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesine gelen cevapların tatmin edici olmadığını belirten Budak, 2019 yılının turizm açısından başarılı olduğu ve yüksek miktarda destek verildiğinin belirtilmesine rağmen bunun sektöre yansımasının aynı şekilde olmadığını bildirdi.
Ve efendim bildiğiniz gibi son zamanlarda gündemde olan tekrar bir konu var. O da nedir? İstanbul seçimleri. Ve bu İstanbul seçimlerine farklı tepkiler devam ederken sosyal medya üzerinde de farklı görüntüler paylaşılmakta. İYİ Parti de bununla ilgili bir son dakika yayınladı. Şimdi dilerseniz hep birlikte bunu izleyelim. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre 23 Haziran tarihinde Antalya'da bulunacak olan İstanbulluları kar fırtınası tehlikesi bekliyor. Özellikle İstanbul'dan gelecek misafirler üzerinde etkili olması beklenen bu fırtınadan etkilenmemek için izleyicilerimize 23 Haziran'da İstanbul'da doğacak olan güneşe yüzlerini dönmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu şiddetli fırtınadan etkilenmemek için İYİ Parti İl Başkanlığından İstanbul'un 39 ilçesine 39 tane otobüs kalkacağı gelen bilgiler arasında. Doğacak olan güneşin ardından 24 Haziran'da Antalya'da görüşmek üzere. Değerli izleyenler, iyi günler dileriz. Ramazan etkinlikleri tüm coşkusuyla sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Ramazan etkinliklerinde Girit rüzgarı esti. Unutulmaz bir müzik şöleni yaşanan gecede Antalya'da yaşayan çok sayıda Girit kökenli vatandaşlar da vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Karaağlı Yol Parkı'ndaki Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen hemşeri gecelerinde bu kez Giritliler Gecesi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya Giritliler Derneği ile birlikte düzenlenen gecede sevilen sanatçı Serpil Doğan konser verdi. Akdeniz'in sıcaklığını yansıtan, Yunanca ve Türkçe birçok sevilen eseri seslendiren sanatçı Antalyalılara güzel bir akşam yaşattı. Gecenin atmosferine kapılan izleyiciler de sanatçıyı eşlik ederek hep birazdan şarkılarına eşlik etti. Gecenin sonunda Antalya Giritliler Derneği adına konuşan dernek başkanı Ali Cem Çon, "Giritliler olarak Antalya'da yine unutulmaz bir akşamı daha birlikte yaşadık. Antalyalı vatandaşlarımızla kucaklaştığımız bu güzel ortamı bizlere sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederiz," dedi. Mektubunu sıkça yaz. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nin üyeleri Antalya'da seçimle belirlendi. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği için Cam Piramit'te seçimler yapıldı. Seçimin Divan Kurulu Başkanlığını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaparken, Divan Kurulu'nda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yer aldı. Seçimlere 19 ilçenin belediye meclis üyeleri katıldı. Her ilin milletvekili sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek üyenin seçildiği seçimde nüfusu 100 bini aşan ilçelerin belediye başkanlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı doğal üye olarak meclise girdi. Meclis üyeleri nüfusu 100 binin altında kalan 13 ilçenin belediye başkanı ve önerilen 3 meclis üyesi için de oy kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 19 ilçenin belediye başkanının girdiği Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde CHP'nin Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Ertuğrul Ünal'la Oktay Başaran ve İYİ Parti'nin meclis üyesi de Ertürk Yazar olarak yer aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 11 ayın sultanı Ramazan ayının 4. gününde şehit anneleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Esen düzenlenen iftar yemeğine eşi ve kızıyla birlikte katıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 11 ayın sultanı Ramazan ayının 4. gününde şehit anneleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Esen, belediye hizmet binasında şehit anneleri için düzenlenen iftar yemeğine eşi ve kızıyla birlikte katıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen konuşmasında, "Sizler aziz şehitlerimizin yadigarsınız. En değerli varlıklarınızı, sevdiklerinizi ülkemiz için feda ettiniz. Bu millet, bu devlet kadirşinastır ve hiçbir zaman sizleri unutmayacaktır. Geçmişe baktığımızda Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar bu memleketin insanı yan yana, omuz omuza, birlik ve beraberlik ve kardeşlik duygularıyla düşmana karşı koymuşlar. Canlarını bu güzel vatan için seve seve feda etmekten çekinmemişler ve bu cennet vatanı bizlere emanet etmişlerdir. Bizler de bu pazar günü kutlayacak olduğumuz Anneler Günü öncesi şehit annelerimizle bir araya gelmek istedik. Şimdiden tüm şehit annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum," dedi.
Konuşmaların ardından okunan ezan ile birlikte oruç açıldı. Başkan Esen, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan'ın da katıldığı iftar yemeğinde şehit annelerinin masalarında tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Kemer'de Rus vatandaşları Zafer Bayramı kutladı. Kemer Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Rusya Federasyonu Zafer Bayramı etkinlikleri Rusya Antalya Konsolosluğu ve Antalya'daki Rus derneklerinin katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Rusya ve Türkiye bayraklarıyla kutlamalara katılan yerleşik Ruslar büyük coşku yaşadı. Kemer Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Rusya Federasyonu Zafer Bayramı etkinlikleri 2. Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Rusya ve Gürcistan halk dansları toplulukları gösteriler sundu. Antalya'da yerleşik yaşayan Rus öğrenciler de çeşitli gösteriler sergiledi. Gösterilerin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Kemer Belediyesi önüne kadar zafer yürüyüşü yapıldı. Büyük bir insanlık trajedisi oldu. Önemli cephelerden bir tanesi de bu cepheydi. Bu cephede Ruslar için Zafer Bayramı'nı kutluyorlar. Ben hem bütün 2. Dünya Savaşı'nda vefat etmiş bütün insanları saygıyla anıyorum. Hem de bu cephede vefat etmiş insanları saygıyla anıyorum. Bizim için önemli olan şu, Kemer için, Türkiye için önemli olan, güzel olan şu. Türk-Rus ilişkileri son zamanlarda çok güzel ilerliyor. Bunun en önemli göstergelerinden, simge yerlerinden bir tanesi de Kemer. Türkiye'ye en fazla Rus dostlarımızın geldiği ilçe Kemer. Adeta Kemer Rusya için bir sembol isim, sembol yerlerden, markalardan bir tanesi. Biz bundan çok memnunuz öncelikle. Bu programı da 4 senedir ilk defa biz yapıyoruz. Kemer olarak biz yapıyoruz. Kemer Belediyesi'nin önceliğinde sivil toplum örgütleriyle beraber başlamış ve Rus dostlarımızın zaferlerini ilk defa Rusya dışında kutlayan ilk yer olarak Kemer tarihe geçmiş durumda. Lasha Bibidaeva i Salomon. İlk önce Rus halkının Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bizden önceki bu işleri organize eden arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Şimdi ülkelerini kurtarmak için büyük bir kurtuluş mücadelesi verdiler. Vermişler. Biz de bunu zaten Kurtuluş Savaşı zamanında yaptık. Onlar 2. Dünya Savaşı'nda yaptılar. Tabii vatanını korumak bir bedel gerektiriyor. Onlar da bu bedeli ödemişler ve vatanlarını kurtarmışlar. Bugün de Rus halkının Kurtuluş Günü, bayramı. Bu yıl dördüncüsü eş zamanlı olarak 10 şehir ve ilçede gerçekleşecek olan Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat Buluşması Antalya'da da Akdeniz Üniversitesi Antalya Sanatçıları Derneği işbirliğinde devam ediyor. Ansan Galeri'de düzenlenen sanat buluşmasında bugün Nuri Erkal ve Doktor Çiçek Akbaş vardı. Ha, özellikle Hatice Hanım burada mı? Ha, bana dedi ki Nuri Bey, bilinçli annelere seslenelim. Evet. Anne olmak kolay değildir. Anne olmak bir bilinci gerektiriyor. Bu nedenle bir bilinçli annemiz var yanımızda. Çocuklarını yetiştirmiş, iki oğlu da doktor olmuş. Şimdi elimizdeki bu kitap, biraz sonra imzasına da rica edeceğiz. Orada herhalde gelininiz olacak. Gelin hanım da orada kitapları şey yapacak sizlere. Konyaaltı Ovaları. Bomboş ve çok güzel bir sahil. O kadar güzel ki pırıl pırıl. Ve biz taşların arasında deniz kabukları toplardık. Pembesini, grisini, beyazını. Ben onları toplardım. Vazolara yapıştırırdım. Vazo yapardım, saksı yapardım. Çocuklarım giderdi sahilden. Küçük küçüklerini toplar, bana kolye yaparlardı. Obalar tahta ve taş oba olarak iki çeşitti. Akşam olur,
bir masa kapının önüne çıkar, obanın önüne çıkar. Ne yemek varsa çıkarılır, yanındaki de masasını çıkarır, getirir ona birleştirir. Uzun masalar birleşirdi ve herkes ne getirdiyse toptan yenirdi. Çocuklar, büyükler hepsi böyle ve bizim obamıza İzmir Palas derlerdi. Çünkü yaz oldu mu bütün İzmirli akrabalarım ben de. Antalya'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Hafta kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Özel Bireyler Şenliği Enfest'in bu yıl 7.si düzenlenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde 16 Mayıs Perşembe günü saat 8.30'da temsili askerlik töreni düzenlenecek. Haberiniz olsun. Dünya Engelliler Haftası başlangıcı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yasemin Yaraşır, 2019 Masa Tenisi Türkiye ikincisi Milli Sporcu Benay Balcı, Asat Spor Kulübü sporcuları, özel gereksinimli bireyler ile aileleri katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı ile devam eden törende haftanın önemini anlatan konuşmayı tüm dernekler adına Antalya Altı Nokta Körler Derneği üyesi Avukat Ahmet Özat yaptı. Her yıl 3 Aralık gününde ulusal düzeyde yapılan Dünya Engeller Günü de her yılın 3 Aralık günü kutlanmaya devam edilmektedir. 1992 yılına kadar Engeller Haftası'nda uluslararası düzeyde kutlanırken 1992 yılında 3 Aralık'ın Dünya Engeller Günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmesiyle artık Engeller Haftası ulusal düzeyde kutlanmaya başlanmıştır. Tabii kutlama derken bizim amacımız bugünü kutlamak değil, bugün de bizim sorunlarımızı dile getirmek, çözüm önerileri sunmak ve yöneticilerin bu konulara çözüm getirmesini talep etmek için buradayız. Benden asla vazgeçme. Ben seninle var oldum. Aşım en anında. İlk ev yanımdaydım. Aşım oldum, suyum oldum, ışığım oldum. Ağırlıklar aydınlar. Sen çıkardın beni. Konyaaltı Belediyesi vatandaşların Ramazan'da ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için ilçede bulunan 63 cami ve 10 mescitte detaylı temizlik çalışması başlattı. Konyaaltı Belediyesi yıl boyu devam eden cami temizliği çalışmalarına Ramazan ayında hız verdi. Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan cami temizleme ekibi camilerdeki halıları halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkıyor. Pencere, kapı, cam ve duvarları da büyük bir titizlikle siliyor. Camilerin halılarının yerinden kaldırılmadan vakumlu sanayi tipi makinelerle yıkanıyor. Son olarak gül suyu ile de ferah bir ortam kokusu oluşturuluyor. Ramazan coşkusunun hissedildiği bu günlerde kutsal mekanların temizliği konusunda hassasiyetle çalıştıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, rahat ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Başkan Semih Esen, kutsal mekanlarımızın temizliği yıl boyunca devam ediyor. Ancak Ramazan ayının önemini göz önünde bulundurarak temizlik çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bölgemizde yaylalarımızla birlikte 63 cami, 10 da mescit bulunmakta. Ekibimiz her gün ortalama 5 camide temizlik yapıyor. Bu çalışmamız yıl boyu aralıksız devam edecek dedi. Antalya'da polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü M.S. ehliyetinin yanında olmadığını belirterek kardeşi T.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Yalan söylediğinin ortaya çıkması üzerine otomobilden inip kaçan M.S. kısa süren kovalamacının ardından yakalandı. M.S.'nin ben terörist miyim diye bağırması üzerine polis neden kaçıyorsun kardeşim kaç tane adam yiyen polis gördün dedi. Sana bir şey yapmayacağız. Ehliyetin yoksa yok. Olay öğle saatlerinde Muratpaşa Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Emniyet kemeri takmayan sürücüler için denetim yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekip cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve emniyet kemeri takmayan otomobilin sürücüsünü durdurup ceza işlem için ehliyetini istedi. Tamam mı? Senin ne olduğunu bilmem lazım ilk önce. Ehliyetinin olmadığını dile getiren M.S. polise kardeşinin TC kimlik numarasını kendisininmiş gibi verdi.
tablet bilgisayar üzerinden kimlik numarasını sorgulayan polis, fotoğrafı çıkan kişinin MS'ye benzemediğini fark edince kimlik tespiti için asayiş ekibi çağıracağını söyledi. Bunun üzerine otomobilden inen MS ara sokaklarda kaçmaya başladı. Kaçan sürücünün peşine düşen polis iş yerinde MS'yi yakaladı. Arar bunu bizim ekiple götürelim diyorum. Yerine otocuya geçelim. Bunun üzerine ehliyeti olmadığını ve aracın kardeşi TS'ye ait olduğunu belirten şahıs, arabasını izinsiz aldım, ceza yazılmasını istemediğim için kaçtım dedi. Ekip odasına alınan MS, ehliyetsiz araç kullanmak, yalan beyanda bulunmak ve evrakta sahtecilik suçlarından ceza işlem uygulaması için polis merkezine götürüldü. Şimdi WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir haberle devam edeceğiz ama hemen hatırlatalım yeri gelmişken. Şu an ekranlarınızda da gördüğünüz gibi WhatsApp ihbar hattımız ve mail adresimiz şu an ekranlarınızda. Eğer gördüğünüz, dikkatinizi çeken olaylar ve haberler varsa, bunların haber değeri taşıdığını düşünüyorsanız bizlere ulaşarak görüntülerinizi ya da resimleri, bilgileriyle birlikte WhatsApp ihbar hattımıza ya da mail adreslerimize gönderebilirsiniz diyoruz. Şimdi sizlerle birlikte paylaşacağımız haber Aksu'da. Çalkaya Mahallesi'nden geldi. Aksu'nun Çalkaya Mahallesi'nde köpeğe çarpıp kaçan şahsın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Artık bu hayvanlara yapılan eziyette yaptırıcı uygulamaların yer alması gerektiğini savunuyoruz. Biraz sonra ekranlarınızda da haberin detayında göreceksiniz. Sanki herhangi bir şeye çarpmış gibi sadece bir cana vurduğuna dikkat çekmeksizin sadece arabasıyla ilgilenen bir adam görüntüsü gelecek ekranlarınıza ve bu gerçekten izlerken insanın kanını donduruyor. Hadi hep beraber haberimizi izleyelim. Olay 7 Mayıs günü Aksu Çalkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam eden şahıs, yol kenarında bulunan iki kişinin verdiği tepkiyle köpeğe çarptığı yere geri döndü. Olay yerinde kişiler köpekle ilgilenirken otomobilinden inen şahıs, aracını kontrol ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen köpek ise öldü. Ve efendim bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Hemen hatırlatalım. Az sonra Kanal Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Demirkaya soru yorum programında sizlerle birlikte olacak ve bugün programında canlı yayın konukları var ve bugünkü konu da son derece önemli. Bildiğiniz gibi uzun vade hep turizmle hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz ve bölgemizde turizm son derece önemli. Turizm tartışılacak efendim bugünkü programın içeriğinde. Peki kimler var? Hemen canlı yayın konuklarını da sizlerle paylaşalım. ATSO Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cahit Şahin, Rehberler Odası Başkanı Sayın Hayati Korucu, Şoförler Odası Başkanı Sayın Mehmet Ali Kalkan ve AKTOP Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selçuk Akıltopu programda canlı yayın konuğu olacak. Önemli soru ve cevapları bu programda bulabileceksiniz. Sakın kaçırmayın diyor ve bültenimizi noktalıyoruz. Efendim bildiğiniz gibi hafta sonuna giriyoruz. Fakat pazartesi günü aynı saatte, saatler 20.30'u gösterdiğinde Kanal Antalya stüdyolarında sizlerle birlikte olmayı umut ediyorum. Tabii ki güzel haberleri paylaşmak için. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum ve keyifli ve güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.